Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine Twisted Tower'ın Fatal kısmındayız. Ama bu sefer 2. savaş falan yok zaten. Normal bir şekilde 100. savaşımızı yapacağız. Diamond'ımızı alacağız, işimize bakacağız. Bu şekilde ilerlemeye çalışacağım. Takım yine sabit, ekstra bir ekipman hiç düşmedi abi. Yani kulenin verdiği ekipmanlar dışında, yani ekipmanlar dışından kastım. Mesela 160. savaşta Rare ekipman bir verecek diyor ya. Onun dışında hiçbir şekilde bir ekipman düşmüyor bana. Düşmedi şu ana kadar. Niye öyle bilmiyorum. Şu şeyler zaten ankamınlar artık 10. yerime ulaştılar. Ekstra bir şey yok yani. Bu kadar. Yani 10. yerime ulaşmalarının sebepleri de kule, yan kuleyi 4 kere bitirdim şu an. Bu kuleyi 2. kere gidiyoruz işte. O yüzden yani onlardan çıkanlardan fullendi. Ekstra bir şey çıkartamadık. Hala çıkartamadık. Millet normalde 3. 4. epiğine geçti. Ben hala sadece epik maçında epik çıkartabiliyorum. Yani elinde kulenin imkanı olsa eminim epik çıkma olasılığı %99 olan maçta bana epik çıkarttırmaz. Buna eminim yani ben. Şöyle bir al kanka. Yani garip bir durum. Gerçekten anlamış değilim ben bu durumu. Yapacak bir şey yok. Söylenesim tuttu. Deathmark'ı bu arada koyamadık. Deathmark koyamadım. Ya dirilsinler, önemi yok gerçi de. Yani çok da bir şey fark etmiyor. Şu an şey bu arada, ya anana avradın 50 kere dirilecek de bunlar da. Sub-Zero şey Scorpion'umuz inanılmaz güçlendi abi. Gerçekten yani çok acayip güçlendi. Düz 100.000 falan vurduğunu gördüm. O kadar iyi. Yani epik ekipmandan dolayı tabii ki böyle. Kulede şu an biraz daha rahatlamış durumdayız. O gelen epik saldırı eşyası çok fazla işimize yaradı. Resurrection attığı için bunu öldürmem lazım yan tarafa geçmeden. Çünkü bir daha şey yapacak, diriltecek. Guardian Terminator da kalkacak. Ama şey yapamazsa eğer. Deathmark'a koyamadık abi, o yüzden kalkacak. Şunu direkt vurayım da ölsün gitsin ya. Blokta kalsa bile ölür galiba. Blokta kaldı da öldü abi, tamam hallettik. Bunlar zor değil. Zaten zorlaşan yerleri artık biliyorsunuz, gördünüz. Oraları hep beraber şey yaptık, zaten geçtik. Yani 140'tan sonra falan gerçekten osurtmaya başlıyor kule. Özellikle 180'lerden sonra falan böyle yani 600 bin, 700 bin, 1 milyon, 1 milyon 100 bin canlı karakterler geliyor. One for all gelmiş, gene sıkıntı değil. Zorlayacak bir kısım değil. It takes only one bazen zorluyor. It takes only one'da da bir karakteriniz ölünce yenilmiş sayılıyorsunuz. 195'te vardı galiba zorlayan kısım. Zaten 164, 169, 195, 196, 189. Bu savaşlar birazcık zor. 184'te de zor. Zorluk var diye gördüm. Yani ekstra bir zorluk yok abi. One for all'u kullanmam gerekmiyor, farkındayım da. Kullanayım gene de. Yani normalde düz vurarak da öldürebilirim rahat rahat da. Çok da şart değil ya, önemli değil yani. Scorpion'a geldi zaten, geçelim şöyle bir. Ama vurdurtmuyorlar bana, sıra gelmedi. Blok da niyeyse kıramıyor. %32 mi 33 mi ne, blok kırma şansımız var galiba. Ama kıramıyoruz anasını satayım, garip bir durum. 60.000 falan bir şeyler vurdu orada ama. Kanka canını yenilesen ne yenilemesen ne, gözünü seveyim ya. Of, bir de kombomu bölüyorsun yani. Salak karakter seni. Salaksın ya. 85.000 vurur muyuz lan bloktayken? 80.000, ah yakındı. Belki %100 vursam vururduk. Devam. 89'da geçelim bakalım. Yani buralardan zorlandığınız kısım yoktur diye düşünüyorum. Normal kulede zaten çok büyük bir kısmınız bitirmiştir normal kuleyi. Fatal'ı bitirmek biraz zor. Harbiden zor. Kesinlikle zor abi, çok zor ya. Özellikle ekipman, yani evrim, karakter evrimleri çok önemli. Belli başlı karakterler önemli. Klasik Noob Saibot'tu galiba. Altın hali var ya. O varsa ikinci yeteneğini kullanarak, bu arada o perma bir şekilde kullanılabiliyor. Yani permadan kastım. 6 kereye kadar mı ne, böyle saçma salak bir atılma özelliği var ya onun. Ona böyle normal ekipman verirsiniz. İkinci yetenek kullandığında az gitme yaparsınız bir de. Şeyi ekipmanla birlikte onu yapabiliyorsunuz. Gücü az gidiyor ikinci yeteneği kullandığında. Mesela benim Kabal'la var şu an. Gösterebilirsem göstereyim eğer şey olursa. Kabal'ın yeteneğini kullandığında ben ikinci yeteneğini. Tamamen gücü gitmiyor abi. Bak kullanayım. Hadi ama. Kullan oğlum. Ha gitti şu an. %50 şanstı. %50 şans denk gelmedi. Benim şansımda böyle oluyor. Gerçi normalde ikinci yeteneği kullandığınızda birinci yeteneğiniz açık olmaz. Tamamen tüm yetenekleriniz gider. Yani yine az şey, aslında fazla gitti ama daha fazla power saveleyebiliyoruz normalde. Yani ikinci yeteneği kullanıyorsun, iki vuruş yaptığında bir daha ikinci yeteneği atabiliyorsun. Aslında öyle oluyor. Çok şey yapmadı. Fazla kullanamadık onu. Ekipmanı da göstereyim direkt isterseniz. Chainsaw da galiba bu şeyin, Leatherface'in ekipmanı. Bunu taktığınızda
%50 daha az şeyiniz gidiyor. Yeteneğinizi kullandığınızda mesela az önce birinci yeteneğim benim açıktı. İkinci yeteneğini kullanmama rağmen. Öyle yani. Ekstra olayı bu. Unblockable gelmiş. Burası çok kolay zaten. Birinci savaşı bu arada umarım 4 savaşla yenebileceğiz. Ben yeneriz diyerekten açtım videoyu. Yenemezsek akşama doğru şey yaparım. Birinci savaşta neyin geldiğini hiçbir şekilde hatırlamadığım için bilmiyorum abi. Göreceğiz hep beraber. Yeneriz ama büyük ihtimalle ya. Yani One for All orada birazcık yoruyor. Ki bu kuleden sonra One for All zaten olmayacak. Ama daha boktan şeyler geliyor. One for All gider. Başka bir şey getirirler. Yani daha saçma salak bir şey bulurlar. Ona bulurlar abi. Hani emin olun şey yaparlar. Jade'de yoktu. Tıklamam aslında gerek bile yok ama hadi maksimum hasar oynayalım. Bakalım ne kadar vuruyormuş. 119.000. Yani az vuruyor. Bayağı az vuruyor aslında. Öldürücü veya kritik vurmadan inanılmaz az vuruyoruz zaten. Özellikle Little vuruş yaptığı zaman var ya. Abooo. Asurtuyor ya. Scorpion'da bazen oluyor işte. Hem öldürücü hem kritik vuruyor aynı anda. 100.000'i aşıyor düz vuruşu ya. Bu çok güzel bir olay. Harbiden çok çok güzel bir olay. Şu ana kadar kuleden 1, 2, 3, 4 tane diamond çıkarttık. Bununla birlikte galiba 5 olacak. Değil mi? Yan kuleyi 4 defa bitirdim. Yok. 3 defa mı bitirdim ben? 4 mü ya? 2, 3 defa galiba ya. 4 defa mı? Bilmiyorum işte. 4 ya da 5. diamond'dayız. Aslına bakarsanız mükemmel bir olay. Yani ortalama 4000 ruha 1 diamond diyebiliriz. Hani 10 paket açtığınızda şanslıysanız 2 diamond çıkartıyorsunuz. Ama çok şanslıysanız 3 falan oluyor tabii de genelde 1 diamond geliyor. 4000 ruh için şey sayabiliriz yani. Aa, bok gibi attık yeteneği. Neyse tamam çok da önemli değil. 70.000 falan filan bir şeyler vurduk. 2 tane vurduk lan Kintaro'ya. Fatal Tower'un 92. savaşında 2 tane vuruyoruz karaktere. Epic'in gücü işte abi epic. Geçen bir de normal köyden Rare Equipment çıktı. Rare savaşında çıktı tabii ki 110. savaşta. Oradan da birazcık daha saldırımız artmış durumda. Şu an Scorpion çok çok fazla vurabilecek bir konuma geldi. Özellikle 3. yeteneğiyle birlikte herhalde bir 700 binleri görür. Yani güzel hasar tabii ki. İkinci yeteneği ben daha çok severim. Öldürücü vurduğu zaman ikinci yetenekle bir vuruşta 350.000 vuruyor. O 6-7 kere çeviriyor ya kırbacını. Böyle 3-4 defa öldürücü vursa yani 2 milyon hasarları görebilecek bir şeydi. Güçlü ama tabii çok zor abi. Öldürücü vuruşa karşı falan. Kritik vuruş, öldürücü vuruşa. Dayanıklı o şeyler. Bosslar çoğunlukla öyle oluyorlar. Marksman, Kung Jin falan gelmiş. Alkanı koruyacak ama bir yere kadar. Gerçi bozuldu zaten ben şey yapana kadar. Şunu da attık mı tamamdır abi. Buralar zorlamıyor. Zorlamasın. Bir zahmet zorlamasın zaten. Hemen devam edelim. 100. savaşın kaç? 89, 15, 104'ü göreceğiz galiba. Aa, yok 104'ü göremiyoruz. Nereye görüyoruz? 101'i falan görürüz eğer 100'ü geçebilirsek 4 savaşta. O da iyi abi. 101'i görmüş. Olmak da güzel yani. Klasik Smoke. Klasik Smoke. Noob Saibot ve yan tarafa ne katıyorlar? Bu Martial Arts'ların hasarını artıran bir bok vardı. O katılabilir. Onu yapabilirsiniz. İş yapıyor yani. Onu yaptığınızda veya Power Generation karakterleri katılabilir. Veya kritik öldürücü size kalmış. Noob Saibot dediğim gibi ikinci yeteneği gerçekten çok sıkıntı bir karakter. O da kullanılabilir. Cosplay JQ Briggs de aynı şekilde çok güzel iş yapabilen bir karakter abi. Tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Güzel yani. İyi oluyor. Kesinlikle iyi oluyor. Şöyle bir vuralım. Nazar değmesin bu arada. Şu ana kadar hiç takılma olmadı. Artık o sorunu da galiba açtık. Diye umut ediyorum. Yaktık bunu ama bunu yakmasak daha iyiydi. Neyse çok da önemli değil. Uf zaten 2 tane 3 tane vuruyoruz. 96'ya mı geçiyoruz? Ulan 100'ü yenebilir miyiz acaba ya? Vallahi bir tedirgin oldum şimdi ha. 4 savaşta yenemeyebiliriz ya 100'ü. Altın karakterlerle gene yenemeyiz büyük ihtimalle. Altını niye kullanıyorum? Power Drain gerektiğinde Diamond takım bir işe yaramıyor. Bende Power Drain'leyen Diamond takım şu anlık yok. O da inşallah olur ileride. Onu da yaparız yani. Strikeforce Johnny Cage 10. evrimi yaparsam bayağı bir rahatlayacağım zaten. Strikeforce Johnny Cage yanına işte Combat Cup Johnny Cage katarız. Bir tane de Sonya Blade miydi? Kesik Cage katarız. %25 blok kıran. Ya, o takım mesela öldürücü olur. Ama 10. evrim olmaları lazım. Ya 10. evrim olmaları lazım değil aslında. Fatal'da lazım. Normal kuleye değil. Umuyorum şey yapacağız orada. Yavaş yavaş güzel karakterlerimiz çıkıyoruz. Yani Mortal Kombat'ın bir Noob Saibot da çıktı. Bayağı iyi ya bu tatlı bir olay. Scorpion'a bir geçeyim ben. Aynen kanka. Şöyle bir o stun'ı iade etmemiz çok güzel bir olay ya. Kabal bu yönden gerçekten çok hayati önem taşıyor. Yani Sindel'le falan oynarken özellikle çok fazla kurtarıyor bizi. Ölmesini engelliyor. 10. evrim. Hepsi 10. evrim yani. Bunlar artık bana bir işe yaramıyorlar. 10 coins veriyor sadece. Ruh veriyor. O kadar.
Yani Coins'te 10.000 mi ne veriyordu? Yani az önce gördünüz. Boka yaramıyor yani. Şöyle 97. Hadi bakalım abi. Kaç savaş hakkımız oluyor lan? 10 savaş yaptığımda 99'u görüyoruz değil mi? 89'dan. 2 savaş daha yaparsak 98-99'u göreceğiz. 4 savaş hakkımız kalıyor geriye. Ya inşallah yaparız ya, ne diyeyim abi. Vallahi. Şöyle bir şöyle vur bakalım. Şunu da bir al. Siz bu videoyu izlerken bu arada zaten dün olarak yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman da bir gün öncesinde yan kanalda Mortal Kombat 11'in hikaye modu başlamış olacak. Yani gelmiş olacak bile, bir gün geçmiş olacak üstünden, bilginiz olsun. Yani hatta şu anda siz bu videoyu izledikten bir saat sonra falan olması lazım. GTA Vice City'ye başlamış olacağız abi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Yan kanalda GTA serisini sevenler varsa oradan görebilir. San da zaten devam etti. San'la ilgili sıkıntılı bir olay oldu. Onu da zaten orada anlattım. Vice'dan sonra 3, 4 ve sonra 5'i oynayacağız GTA 5'i. Herhalde ben GTA 5'i bitirene kadar GTA 6 çıkar. Hızlı oynamaya çalışıyorum. Seri seri video atmaya çalışıyorum. Özellikle şu an tatil modu. Tatil değil aslında. Zamanım bol. Tatil yaptığım söylenemez. Günde yine bir en aşağı bir 7-8 saat çalışıyorum. En aşağı o da. Videolar, video renderları, video editleri. Render'da çok bir şey geçmiyor zaten. Attığım videoyu bir şöyle bir bakınıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuş mu, donma monma yapmış mı diye. 10 dakikasını falan izliyorum. Bir sıkıntı yoksa devam. 2x'de izleyince donma olduğunu anlaşılmıyor. Bir de bir yerde, mesela bazı yerde 10 dakika sonra falan geliyor donmalar. O yüzden mesela 40 dakikaysa video, 10. dakika, 0 ile 10 dakika arasında 5 dakika izliyorum. Öyle öyle izleye izleye halloluyor abi. Hex gelmiş bu arada. Ekipmanları şu an hala yok. Ekipman olduğunda göreceksiniz zaten. Yani bu, zaten gördünüz. Bir kere daha göreceksiniz abi o şeyleri. Ne derler? Hani bir ekipman veriyor oyun. İşte normal 100.000 canlı karakter 1 milyon canı geçiyor abi. 10. evrim epik verince tabi zırh olarak %1200 artırıyor canını. Hani karakter öyle bir güçleniyor ki anlatılamaz ya. Joker 4 milyon canlıydı işte bunun 200. savaşındaki. 4 milyon nedir acı? Gözünü seveyim yani. Acımasızlık lan 4 milyon. Bu arada kritik bol vuruyor acı. Çok güzel bir olay o. Kankam da şeyden ama çok diyorlar. Yüksek canlı karakterler, 1 milyon candakiler. Mesela bu damage overtime bıraktığınızda karşı efekti bıraktığınızda dot efektleri yani 20.000 30.000 falan vuruyor. Ki Scorpion'la Jade'le zaten bol bol biz atıyoruz onları abi. Çok güzel bir olay. Bayağı tatlı yani. Oo, 100. savaşa gelmişiz bu arada, ben konuşurken daldım. Nightmare Jason Voorhees. Seni düz olarak öldürecek. Senin epik ekipmanın var mı kanka? Olmaz olur mu? Var. 2 tane var hem de. Joker'i öldürür. Joker hiç sıkıntı değil. Ben hallederim onu. Suratına osururum onun. Terminator. Bakalım Terminator'da yine aynı şekilde 2 epik var. Hepsinde epik var abi. Epiksiz yani brutalizer'den var. Brutalite atacaklar kesinlikle. Joker atacak daha doğrusu. Ama gerisi bilmiyorum ya, bakalım. Umarım şey olmaz, sıkıntı olmaz. Yenebileceğimize inanıyorum. Hangi karakterle başlarsa ona direkt geçeceğim. Umarım Scorpion olur bu. Bakalım bir. Scorpion oldu. Çok güzel abi. Kalkanı var şu an. İnşallah kalkanını kırabiliriz. Çok güzel olur kırarsak. Kıramadık. Yani kolay kırılmıyor zaten de. Shield Break aslında çok fazla iş yapabilen bir olay. Özellikle bu kulede çok fazla kalkan alıyor. Kalkanı varken bu arada fark ettiniz mi? Nasıl indiriyor canını? %87'ye indi abi karakter. Ve kalkanı gitti. Şu an %77-75 gitti abi. Tamam. Buna bu arada şunu yapıştıracağım. Şöyle herhangi bir öldürücü vuruş yaparsak ki bir tane yaptı bakın, 235.000 vurdu ve 67 indirdik direkt canını. Şimdi bunu çıkarmayacağım çünkü Allah kahretsin seni. Neyse tamam, bunu çıkarmayız. Ve Terminator gelip bunları koruyabiliyor ya, ne kadar çıkarmayacak olsam da. 1.400.000 canı falan var. Tamam, güzel abi. Gayet tatlı bu arada bu olay. Terminator'ı bir çağırmaya, aynen çağırmaya çalışalım. Canını yenilemesin o yan tarafta. Snare'ını blok çarptı. Snare'ımızı blokladı ama bu sefer bunu yiyecek. Şu an 3. seni atarsa, ah be çıkamadık ama. Kaval öldü abi ya. Ha öldürememiş, güzel. Kalkandan dolayı kurtulduk. 648 falan vuruyor abi. Karakteri görüyor musunuz? 648. Hani kalkanının gücünün farkında mısınız abi? Yani 100.000 vuran karakter 3.000 falan vuruyor. 43.000'e çıktık bakın bir anda. Görüyorsunuz değil mi abi? Şöyle bir vurayım. Yani 3.000'den 43.000'e. Nasıl hasar engellediğini siz düşünün artık. Geri geldi. Crashing'leri bu engelliyor değil mi? Aynen. Öyle bir bokluğu var bunun. Bir
Ah be, bir sinir daha yapışsam iyiydi de. Neyse. Şöyle bir atalım. Sinirimiz bitecek gibi duruyor aynen. Ona yapacak bir şeyimiz yok ya çok da fazla. Shield Break lazım aslında. Onu kullanabilsek güzel olur da. Hangi karakterin o Shield Break onu bilmiyorum. O yüzden çok şey yapamayacağım. Buna yetenek çok fazla atmak istemiyorum. Şey de bir türlü bitmiyor şerefsizin kalkanı. Abi 25 saniye sürdü ya. Vallahi var ya. Yani sıkıntı ha. Harbiden sıkıntı. Kullanabildim şeyini. Allah belanı versin seni. %30 ha. Şansı %30 değil mi? Geliştirilmemiş. 150'ymiş lan. Wow. Ama %50'de tutması da şey ya. Stun'ı da kurtulamıyoruz. Kabal abim yok. Neredesin kabalım canım? Seni arıyor gözlerim. Şöyle bir Jade'le seri combo atmaya çalışalım bari. Tabi pek mümkün değil. Karakteri değişmeyeceğim. Değişene kadar zaten bitecek maç. Tamam bitti abi. Buna yapacak bir şeyimiz yok ya. Bunu yavaş yavaş öldüreceğiz bunları. Dediğim gibi çok fazla bir şey yapamayız bu duruma. Devam edelim abi. 100. savaşta diamond'ımız garantili. Kesin diamond alacağız. İnşallah güzel bir karakter gelir. Yani Injustice 2 Raiden olur. Klasik Raiden olur. İşte klasik Raiden olur. Klasik Liu Kang olur. Bunlar iş yaparlar. Sonra ne olabilir? Circle of Shadow karakterlerinden Liu Kang'i severim. Liu Kang gayet hoşuma giden bir karakter. Sonra şey olabilir. Klasik Liu Kang'i zaten söyledim. Diğer karakteri unuttum ya. Çıkabilecek güzel olanı. Vallahi aklım benim şu an durdu. Onunla şey yapmayacağım. Odaklanmaya çalışıyorum şu an ayrı bir şekilde. Bunu bir al kanka sana bir. Tamam bunu yedin. Gayet güzel. Seni düz vurarak bizi öldürelim. Sen bizi yoksa bayağı bir uğraştıracaksın. Ama Scorpion'a geçeceğim zaten. Düz vuracağım için sadece karaktere yetenek atmayacağız. O yüzden çok fazla bir önemi olmayacak. 75.000 falan vuruyoruz. Ki bu boss abi. Bunların şeyi daha fazla dayanıklılığı. Yani 75.000 güzel hasar. Sağlam hasar. Tatlı abi. Böyle vuralım. Devam. Güzel. 75.000 üstüne 25.000. 50.000 bilmem neyi falan. 53.000 canı kaldı. Tamam öldürdük bunu. Güzel. Senden kurtulduysak gerisi kolay abi. Joker'in canı artsın. O önemli değil. Bu crushing'i atmayacağım. Buna direkt öldürelim. 300.000 vuruyoruz değil mi? Aynen. Tamam. Joker fulllemiş canını da hiç önemi yok abi. Dert değil. Hallederiz onu. Kaballa falan girmeme gerek yok ya. Düz vurarak böyle halledeceğim. 80 güzel. Her bir vurduğumuz %3 vuruyor neredeyse. Çok çok fazla hasar çıkartıyoruz abi. Uf. Öldürücü artı kritik. Ne kadar fazla vurdurtuyor ya. Buna baksana oğlum. İnanılmaz hasarlar yani. 626.000 canı var. Ve 191.000 sıfır. Öldürücüye de kritik vurduk. Yani. Böyle abi olay. Nasıl? Güzel mi? Bence güzel. İkinci savaşta geçtik. 100. şeyi savaşı. Burada kaç harcamıştık bilmiyorum. Yani ilk yapışımda kaç... Nightwolf verdi. Oğlum çok iyisin lan. Çok güzel abi. Ekstra bir senin şeyin yok değil mi? Karakterlere. Mortal Kombat'ın bir karakterlerine. Olsun abi. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel karakter ha. Valla. Aha. Ha, Mortal Kombat'ın bir teammates. Get bonus secondary Nightwolf'un. Even when Nightwolf... Nightwolf yenildiğinde bile Mortal Kombat 11 karakterleri Wolf şey kurt gücünü aldığımızda %10, Bear Sprite'de %20, Eagle'da %10 ki bu arttırılabiliyor olması lazım. Öyle biliyorum ben. Mükemmel abi. Çok çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Nightwolf'u yine çıkardık. Ulan bir önceki kulede Nightwolf çıkmıştı ya. Bu hesapta değildi ama yine Nightwolf'um oldu vallahi. Çok mutlu oldum ya. Mortal Kombat 11 karakter takımı şu an tamamlandı mı benim? Eksiğim var mı? Bir düşünmeye çalışıyorum. Cybot var. Nightwolf var. Fujin yok abi. Sindel yok. Oo yok yok. Oğlu yokmuş bende de ya. Bayağı yok. Ama olsun ya. Yok daha tamamlayamadık da tamamlayacağız abi. Onları tamamlayacağız. Nightwolf çok güzel lan bu arada. Mükemmel ödül ha. Harbiden mükemmel ödül. Ya ananı senin ben. Gerizekalı karakter seni. Al. Tamam. İki savaşta geçmemiz gerçekten mükemmel ötesi oldu abi. Tatlı oldu. Bakalım inşallah yakında 200'ü de göreceğiz. 200'ü 189 gene tabi canımızı alacak, orası ayrı bir olay. O çıkan epik bizi asla kurtarmayacak 189'da. Yani bir şey değiştirmeyecek aslına bakarsanız. Ama yani çok da kötü olmaz ya, bilmiyorum inşallah olmaz yani. Rare ekipman çıkartabilirsek 160'da bir tane rare alacağız. Burası güzel. Rare'larımızı güçlendirebilirsek Scorpion'umuz daha da güçlenecek zaten. Şu an tamamen Scorpion'a yatırım yapıyorum ben. Jade'in yüzüğü falan var, o da iş yapıyor. Jade de güzel bir karakter. Yani dediğim gibi inşallah bakalım
189'u daha rahat geçeceğiz. 10 savaşta bile geçsek benim için iyidir. Yeter ki geçebilirim. İlk şeyde geçtik. İlk yapım işimizde normalde geçtik ama zorladı, bayağı bir zorladı abi. Ben oraya çok fazla savaş harcadım. İnşallah öyle harcamayız bu sefer, ya da geçebilirim ya. Geçmek benim için şu an daha önemli. Canlar bu arada biraz arttı, fark ettiniz bilmiyorum. Kalkanları falan var artık. Daha güçlüler abi. Tamam, Jayden canı yenileniyor ama o can yenilemesi onu kurtarabilecek konumda değil maalesef. Yani fazla fazla vuruyoruz çünkü. Scorpion'un canı da şu an 740.000'de. Epic şeyi yok, hala ekipmanı yok. Ama bir tane epic çıkartırsak, yani ilk birinci yerim ne kadar can veriyordu lan? %600'den başlıyordu epicler. Öyle bir şeydi valla. %600'de herhalde ya ilki. Hatırlamıyorum ama bakamadığımız için de göremiyoruz maalesef. Savaş hakkımız da burada bitmiş. 103'ü gördük bu arada. 101'i görsek iyi diyorduk. 103'e kadar geldik şu an. İki savaşta 100 bittiği için. Çok mükemmel oldu. Bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitti, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.